Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Bugünkü videoyu direkt olarak bir dava videosu falan yapmayı isterdim sizin istediğiniz şekilde ama bu bir aylık yokluğumu kanaldan eğer takip ediyorsanız ki eden kişiler olduğunu biliyorum. Bana instagramdan ulaşan, yorum atan birçok kişiyle de gör, kişi gördüm. Ee, bu bir aylık yokluğumdan sonra direkt olarak bir dava videosu atıp sanki hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi yapmak istemedim açıkçası. Ee, Hayatımda neler olduğundan, bu süreçte neden bir aydır video atmadığımdan, neden e, sanki YouTube'u bırakıyormuşum gibi bir e, durumda olduğumdan bahsetmek istedim ki bu bilerek yapılmış bir şey değil tabii ki de. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum ve sizden bir iki ufak isteğim olacak onları da söylemek istiyorum. Daha sonrasında ise diğer videolarımın nasıl bundan sonra kanala geleceğini, yükleneceğini size anlatacağım tekrardan. Şu an gördüğünüz üzere daha önce videolarımda olmayan bir yerdeyim. Yani farklı bir yerdeyim. <laughs> ve bu farklı yerde olmamda şundan dolayı daha önceden videolarımı çekerken ben yurtta kalıyordum arkadaşlar. Ve e, okulum bittiği için kampüsen ayrıldım yurttan ayrıldım artık öğrenci olmadığım için ev kiraladık ve yaklaşık bir aydır bu eve yerleşmek için çabalıyorum ki gidip sürekli eve eşya almak o eşyaları yerleştirmek yurttan buraya eşya taşımak vesaire bunlar aşırı derecede zamanımı alıyor ve hani şu anda bitti diyebilirim yani şu anda gayet rahat ama tüm bunlara ek olarak da aynı zamanda çalışıyorum ve çalıştığım için de YouTube youtube'a video yapmak için konu araştırmaya vakit bulamıyorum. Hani işten sonra yapabilirsin diyebilirsiniz ve yorgunluk falan bahane etmeyeceğim. Çalıştığım işte maalesef sadece işteyken çalışmıyorum. iş dışında da çalışıyorum. Çünkü hazırlamam gereken etkinlikler, dosyalar vesaire oluyor ve bunlara odaklandığım için hiçbir şekilde vakit bulamıyorum. Zaten boş vaktimi artık resmen uyuyarak geçiriyor gibiyim bundan dolayı daha çok video araştırmaya vakit bulamıyorum çünkü videolarım hep araştırma üzerine dayalı siz de biliyorsunuz ve bu süreçte ailem evime geldi ailem benimle kaldı bir süre bundan dolayı da onlarla vakit geçirmeyi istedim daha çok hani kendimi daha çok işle boğmak ve şeye kapanmak yerine onlarla da vakit geçirebilmek istedim çünkü ben de insanım anlayacağınız üzere bunun da dışında ekstra olarak bir sebep o da küçük bir kedim var ki beni Instagram'dan takip ediyorsanız etmiyorsanız da edebilirsiniz zaten görmüşsünüzdür kedimi çünkü orada da sürekli paylaşıyorum e, bu minik kediyle uğraşmak gerçekten benim birçok zamanımı alıyor çünkü kendisi çok küçük daha yavru ve bu yüzden hani alışma süreci falan derken çok ilgi isteyen de bir yavru olduğu için onunla da ilgilenmem gerekiyor boş zamanım olduğunda bu yüzden ona da vakit ayırmaya çalışıyorum ve bu saydığım sebepler genel olarak e, videolarımı çekip atamama sebeplerimden sebeplerimde herhangi bir şekilde youtube'u bırakma isteğim falan yok hiçbir şekilde yok çünkü e, gerçekten çok seviyorum burada video yapmayı video yüklemeyi ama dediğim gibi sadece hayatımın belki de en yoğun dönemlerinden birisindeyim ve bu yüzden bu kadar ara vermem gerekti. Bu arayı vermeseydim size verdiğim videolar, size yüklediğim videolar çok kaliteli olmayacaktı. Bunu siz de anlarsınız ki ve yüklediğim videolarda eskisi kadar çok araştırma yapamayacak, belki de eskisi kadar çok özenemeyecektim onları yapmaya. Çünkü her şey bir aceleye gelmiş olacaktı. Ama şu an her ne kadar işim daha çok yoğunlaşmış bile olsa hayatımı belli bir şekilde rayına oturtmaya çalışıyorum ve bundan sonra bu videoları da belirli aralıklarla atacağımı size söylemek istedim. Sadece geri dönmeden önce böyle bir açıklama yapmak istiyordum bu videoyla. Ama e, ekstra olarak da sizden bu videoyu çok uzun tutmayacağım zaten çok kısa tutacağım. Sizden birkaç bir isteğim olacak. Bunlardan birisi de kanalıma girdiğiniz zaman tepede böyle Sezgi Aksu işte paranormal videolar vesaire yazan bir kısım görüyorsunuz ya işte resim. O resim gibi e, benim bana bir şeyler yapabilecek birileri varsa, eğer tasarımcılar, grafik tasarımcılar falan varsa ve bu videoyu denk gelirlerse ya da sizin arkadaşınız falan varsa bana orası için yeni bir şey yapabilirlerse gerçekten çok 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 mutlu olurum. Çünkü o çok eski kaldı artık ve ben de öyle yeteneklerim olmadığı için düzeltemiyorum. Aynı zamanda bu da bu biraz düşük bir ihtimal anladığım kadarıyla ama kanal için bir girişte böyle birkaç saniyelik bir şey de yapabilecek birisi varsa lütfen bana ulaşın. Buradan ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten çok fazla kişi olmadığı için hepsini görüyorum. Hiç merak etmeyin onu da. Hepsini gerçekten e, çok özenle bakıp gözden geçireceğimden emin olabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca e, sizi daha çok uzun böyle aralıklarla videosuz bırakmak da istemiyorum. Bu yüzden de e, sizden bana beni anlamanızı isteyeceğim. Çünkü videolarım, atacağım videoların hepsi araştırma kaynaklı, araştırmaya dayalı videolar olursa ben bunu bu hayat yoğunluğunda yetiştirebileceğim mi bilmiyorum şu anda. Ve e, beni de çok yoracak bu süreç. O yüzden hem daha özenli bir şekilde videolara, e, bu araştırmaya dayalı videoları anlatabilmek hem de e, kendim de daha rahat bir şekilde video yükleyebilmek için e, mesela bir hafta içinde düşünün e, bazen işte Araştırma videoları, bu davalar, kayıp vakaları vesaire olur. Bir, son, bir sonraki video atıyorum, bir vlog olur. Çünkü hayatımdan bir parçayı çekmişimdir. Bir sonraki video mitoloji ile alakalı olur. Kim mitoloji serisinde devamını istediğinizin farkındayım. Onları da yapacağım. Yani daha rahat bir şey kanal içeriği üretmek istiyorum artık. Çünkü hayatım benim de dediğim gibi çok yoğunlaştı. Şu anda ışık falan berbat olabilir farkındayım. Çünkü hava kararmak üzere ve gerçekten Ankara'da hava güneşli olmadığı için genelde e, odam ekstra ekstra karanlık. Bundan dolayı da lütfen kusura bakmayın ama bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu verdiğim ara sizi çok fazla kızdırmamıştır Çünkü bana kızanlarınız olmuş gördüm Bu kızgınlığını güzel şekilde ifade edenler de oldu Güzel şekilde ifade etmeyenler de oldu Ama bence hepimiz herkesin insan olduğunu hatırlayıp Buna göre davranabiliriz diye düşünüyorum Dediğim gibi hiç kimseye hiçbir şey bırakmadım Bir yere gitmedim Sadece kısa bir araya ihtiyacım vardı ve Anlayacağınız üzere ben de insan olduğum için bu arayı verdim. Vermem de gerekiyordu zaten. Ee, umarım eski heyecanınız, eski isteğiniz de benimledir. Benimkisi öyle çünkü. Ve videoları tekrardan çok daha güzel ve heyecanlı bir şekilde devam edeceğimizi de size söylemek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bu videoyu eğer çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Eğer Instagram'ımı falan takip etmek isterseniz de onlar zaten altlarda açıklamalar kutusunda ya da videonun içinde belli yerlere falan da koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.